Merhaba arkadaşlar, Kendine Garaj kanalına hoş geldiniz. Bu videoda iki güzel film serisinin iki ikonik model Master Truck aracını inceleyeceğim. İlk aracımız Geleceğe Dönüş filminin zaman makinesi aracı. Kutusuna baktığımızda aracımız ve altında ezilmiş halde bir yeşil arabayla beraber geliyor. Serimizde 75 aracın 19. aracı. Arkasına baktığımızda kutumuzun arkasında diğer araçlarımızı görüyoruz. Yani burada en iyisi bence bu araç. Filmde de olması bu aracı almama neden oldu. Kutusundan çıkarıp incelemeye başlayalım. Aracı ilk elimize aldığımızda çok hoş bir hissiyatı var. Tekerlerinin büyük olmasından dolayı. Ama çok güzel hissiyatı. İlk defa bir Master Truck aracı açıyorum. Ve baktığımızda aracımızın DMC logosu ve far detayları çok güzel yapılmış. Şuradaki siyah dokunuşlar bayağı güzel olmuş. Burada siyah şeridimiz ve bu çamurluğun üstündeki siyah çizgiler çok hoşmuş. Burada siyah noktalar devam ediyor. Aynı şekilde bu tarafta da aynı dekaller var. Kapı kolumuza kadar yapmışlar. Arkasına geçtiğimizde çok güzel detaylar var. Stop detayları ve sinyal detayları çok güzel olmuş. Plaka detayımız da yapılmış. Bayağı özenilerek yapılmış bir araç. Yukarıdan baktığımızda burada kablo detayları, motor detayı çok güzel yapılmış, renklendirilmiş. Şurada ışıklar var galiba. 3 tane zaman makinesinin ışıkları var. Burada da yeşil bir detayımız var. Şuradan baktığımızda şurada lambalarımız var zaman makinesinin. Bu araç çok güzel, detaylı olması da ayrıca güzelleştirmiş aracı. Aracımızın gidişi de çok güzel. Yani çok güzel bir hissi var. Şurada yay sistemi yok ama şu şekilde gösterebilirim. Şurada ileri geri gidebilmesi için çapraz bir şekilde yapmışlar. Engellerin üstünden kolaylıkla geçebilir. Şu şekilde gösterebilirim. Yani sadece itmeniz yeterli, kendiliğinden geçiyor. Çok güzel bir araç. Sıradaki Master Truck aracımıza geçelim. İkinci aracımız FF serisinden, Hızlı ve Öfkeli filminden Dom'un kullandığı Dodge Charger aracı. Aynı şekilde Dodge Charger ve altında sarı bir arabayla beraber geliyor. 75 araçtan 29.'sü. Arkasına baktığımızda diğer serideki araçları görüyoruz. Serideki en güzel araç da bu araç olabilir. Kutusundan çıkarıp incelemeye başlayalım. Araca ilk baktığımızda boyası çok dikkat çekiyor. Baya güzel bir boyası var. Böyle parlak siyah. Aşırı beğendim ben bu boyasını. Lastiklere baktığımızda arkalar kalın ve büyük. Önler ince ve küçük. Arkası böyle tekerlekleri düz. Bunda tekerlekler tırtıklı şekilde iz yapılmış. Baktığımızda ön tarafta güzel bir ızgara ve motor karşılıyor. Motorda kırmızı detayları güzel durmuş. Ve yan tarafta baktığımızda RT dekalimiz var. Kapı kolu detayımız yapılmış. İçinde herhangi bir detay yok. Burada egzoz çıkışlarımız yandan verilmiş. Burada yakıt depo kapağımız var. Güzel bir detay olmuş. Diğer tarafa baktığımızda aynı dekaller burada da var. Kapı kolu detayları. Egzoz çıkışı. Arkasına baktığımızda stop detayları çok güzel yapılmış. Dodge yazısı yazılmış. Markası. Plakalık da yapılmış. Çok güzel ve çok kaliteli duruyor. Aracımız çok güzel. Yani gidişi falan akıyor yani. Aynı şekilde bu da rahatlıkla engelin üstünden açabiliyor. Yani rahatlıkla geçebiliyor. Yani hiç zorlamıyor bile. Baktığımızda iki aracımız da çok güzel. Aynı şekilde şu ufak araçlar birbirine geçebiliyor. Şu şekilde bir içine takılabiliyor. Yani çift araç olabiliyor. Üstüne takılabiliyor. Bunları da birleştirmek için güzel olmuş. Şu şekilde takıp büyük, daha büyük engeller yapabiliyoruz. Ya bunlar biraz hayal gücüne kalmış. Yani bunlarla her şey yapılabilir.
İki aracımız da birbirinden güzel ve sevdiğim filmlerin güzel araçları. Daha çok Master Truck videosu görmek istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.